Hakan Gündoğar'dan son bilgileri aldık. Sevgili hocam, Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da Babel bavulları topluyor deyim yerindeyse. Onyekuru geldi. Jesse Sekidika'nın gelmesi an meselesi. Eskişehirspor'da bağlarını kopardı. Sol tarafta iki önemli takviye var sol önde. Arkaya da Saracchi takviyesi geldi. Ajax'a geri dönmeye hazırlanıyor. Gelen bilgiler o yönde. Babel'in üstelikte anlaşması var Galatasaray'da. Nasıl olacak? Niye dönsün ki, bana göre sağda da oynar. Babel santrafor oynar. Zaten oynamıyor hocam Babel. Ya Şenol Hoca da denedi. Ya oynayamıyor diye bir şey yok. Oynar. Oynamaz diye bir şey yok. Babel santrafor oynar diyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sakatlandığında Ramel Falka. Ne, kim oynadı orada? Yani Babel idare etti hocam. Kim oynadı? Şey oynadı. Andone oynadı. Andone, o da sakatladı, gidiyormuş. Sakatlandı. Geçmiş olsun çocuğa. Üzüldüm. Adem ona. Büyük oynadı hocam. Yine Adem oynadı. Ya Adem fena bir çocuk değil yani. Ben beğeniyorum Adem'i, biliyor musun? Ama Babel niye oynamasın? Oynar ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Antalya Spor'dan Burak Yılmaz geldiği zaman ne oynadı biliyor musun? Sağ açık. Evet, hep sağ açık. Beşiktaş'ta. Evet, Beşiktaş'ta orada falan hiç. Fenerbahçe'de de öyle evet. Oynadı. Kim onu Şenol Hoca onu Trabzonspor'da forvet aldı. Eskişehir'de de olabilir santfor, yalnız şey olmasın Rıza Hoca. Neyse, neticede santfor. Ben şimdi bakıyorum. Ya dedim ki, Quaresma müthiş bir herif. Gidiyor geliyor, yoruluyor. Burak da öyleydi. Koy santrafora. Ya penaltı yaptırır, ya gol atar, ya attı. Tutamazlar yani. Ya biraz pozisyon almayı adamlara öğretirsen oynarlar. Gidip de adamın kafasına top atarsan... Şeyin gidip Quaresma'nın tabii oynayamaz yani. Anladın mı? Herkesin meziyeti var. Onu yerden atar, çapraz koşu yapar, bilmem ne, geri gelir, gider. Gol vuruşları var. Yani oynamaz diye bir şey yok ya. Yeter ki adam şöyle istekli olsun. Ben niye gideyim ya? Ben gitmem ben olsam Babel'in yerine. Sözleşmesi de uzun zaten hocam. Daha ilk senesinde, 3 şey senelik sözleşme. Feghouli de çok verim veremedi. Sağda oynarım, sol ayağımla orta yaparım, bir gol atarım, girerim. Falan filan, ters ayak bana göre. En korktuğum şey benim. Rakip takımdan biri ters ayakla ceza sahasının o köşesinden orta yapıyorsa eyvah diyorum ben. Ters ayakla. Ümit Özat Fenerbahçe'de. Evet yani. Müthiş oynamıştı ya, ters tabii. Ayakta. Yani onun için. Bilmiyorum. Gönderirlerse bilmem ama ben şöyle söyleyeyim. Ben tabii iç yüzünü bilemiyoruz takımların falan. Ama ben o gidip de sol beki almam. Almazdım. Yani 4 tane sol. Almazdım abi. Para verdiler ama çok mu iyi? Bilemiyorsun, mesela Nagatomo geldiği zaman helal olsun dedim. Hatta kiralık gelmişti, inşallah alırlar dedim. Niye? Seviniyorum. Galatasaray'la illa şu takımı bu takımı tutmak tabii önemli değil ki. Türk futbolu adına tabii. Ya o kadar hoşuma gitmişti, inşallah bu Nagatomo'yu alırlar diyordum. Yani bonservisini falan diye düşünüyordum. Ve de çok da iyi bir adam aldılar bana göre. Ama şimdi bu adam da öyle midir? Fazla da bir şey diyemiyorsun. Bir bakıyorsun adam müthiş oynar. Belki de istedikleri bir adamdır. Ama Lines... Müthiş oynuyordu orada ya. Aklım sırrı vermiyor. Niyedir, ne değildir? Şimdi Lines'in de sözleşmesi devam ediyor. Lisansı da çıkarıldı. Lines de döndü hocam. Lines ya, bir baktığın zaman maçlara müthiş oynadı ya. Tam profesyonel adam. Sağda oynuyor, solda oynuyor. İşte yarım sezon forma giyemedi lisansı olmadığı İşte giyemedi için. Ama bilmiyorum ne yaptı. O özel maçlarda oynuyor mu, oynayamıyor muydu? Çift kalelerde oynamıyor mu? Çünkü maç temposu hiçbir şeye benzemez, tamam mı? Tabii. Ama şimdi bu hazırlık maçları falan oluyor ya, orada verdiği zaman tempo biraz 2-3-5 maç sonra alışır. Galatasaray'da stoper takviyesi de gündemde hocam. Ya gündemde ne ya? Birinci gündemi olması lazım. Ben... Bu bölgede Donk var, Ahmet Çalık var. Marcao zaten oynuyor. 3 tane stoperi ya, var. Luin de sakat ama. Ya bir şey söyleyeyim. Ahmet Çalık işte istenilen verimi veremedi. Evet, doğru. Adam aldılar. Yani keşke verse çocuk. Ben seviyorum onu. Gençler Birliği'nde çok daha iyiydi. Milli takıma inşallah. Kadar da yükselmişti tabii. Gençler Birliği'nde. Sonra şimdi ama Donk çakma şey. Öyle diyelim yani. Sağlık abi de çakma. Değil yani çakması değil. Ha fena mı oynuyor? Bana göre fena oynamıyor. Ama yani oraya Marco Ağa'yı ben şimdi indemadan bir tık daha aşağıda. Ya Galatasaray takımının yani takım kadrosunda Marco Ağa bir tık aşağıdaydı zaten. Yani bir hocam tam tersi hep söylendi. Marco Ağa ve Lindema geldi. Ya bırak. Lindema ondan daha çabuk, daha iyi, daha şeyli. Ama gene Galatasaray takımına daha iyi birisi lazımdı. Şimdi mesela işte bilemiyorsun bazı şeyleri, sıkıntı içinde ne oluyor. Serdar Aziz bunların içinde en iyisi. Ama Fatih Hoca gönderdi. Ne oldu, ne etti bilemiyorsun ki. Şimdi biz buradan desek ya hocam falan filan. Serdar Aziz, Luyendam ve Marka'dan daha mı iyi stoperdi? Bana göre iyi.
Bir kere Marco'dan çok iyi de. Yani ondan çok çok iyi. Şimdi bir arkadaşım diyor ki ya ben ondan daha iyiyim. Ya kardeşim bana dedim ki Türkiye'de oynanan kaç tane stoper var? O Caner Osman Paşa'yı beğeniyor. Birkaç kişi daha var yani böyle. Şimdi aklıma gelmiyor. Ayıp olur söyle şey yapmasın. Çocuklar yücelmesin bize. Türkiye'de bu işte. Bunlar bu. Yani onun için de Galatasaray'a iyi, bana beğen olsam iki tane iyi, en önce iyi stoper alırım. Mert Çetin mesela ismi geçiyor. Ne dersiniz hocam? Ya bir şey söyleyeyim. Ben Mert'i tam seyretmedim. O, ama o Kaan mesela. Kaan'ı alabilirler mi acaba? Onun da ismi geçiyordu bir dönem. İsmine geçiyor ya. Ben direkt bütün parayı ona veririm. Hiç kimseyi almam. Ben olsam onu alırım yani stoper. Bir kere %100 alırım. Ayakları da iyi. Ben Şenol Hoca'yla da konuşmuştum bir ara. Onu oynatmıştı biliyor musun? Bir maç birisini kesip de. Çok da eleştirildi aslında onu oynatmış. Ama daha iyi de ayakları dedi. Adam iki tane gol attı. Bizi şeye taşıdı ya neredeyse. Yani şu var. Ya mesela onu alırım. Hem genç hem dinamik hem müthiş bana göre ya. Müthiş. Ya vardır yani böyle adamlar bulunabilir Kaan gibi falan filan. Türkiye'de bir numaraya stoperde kimi koyuyorsunuz? Türkiye'de Serdar'ı koyarım yani başka. İşte Caner'i koyarım. Başka yani aklıma da zaten hep yabancılar oynuyor galiba ha. Marco ve Lindama da girer gibi geliyor bana ama. Ya Lindama ondan bir tık daha üstünde Marco ama ya Marco'nun var ya bir pozisyonu geliyor Bursa maçında taç atıldı. Yetişemedi Yusuf'a. Yusuf gitti golü attırdı. Fatih Hoca da isyan etti orada taç falan diye. Haklıdır %100 ama şimdi adamın yanından tren gibi gidiyor. Ya ben çabuk stoperi seviyorum. Çabuk adam. Çabuk adamı seviyorum. Şu var tabii. Ya kötü bir adam değil. Onu da kimse ya hocam ne diyorsun falan diyorlardı şimdi buradan yani. Marco'ya sallama hele menajerleri falan var ya şimdi bana isyan ediyordur. Tamam mı? Tabii öyle. Sen de, ama şu var. Yani kötü adam diye biz daha iyisini olsun diye düşünüyoruz. Daha iyisini bulabilirler mi? Bilmiyorum. O da çok zor. Çok zor. Yani nasıl bulacaklar? Kimse iyi stoperini vermiyor ki. Tabii. Yani ya da Devrel'e hiç vermiyoruz hocam. Ya da, problemli birisi olursa. Ya da şey olacak şimdi bak. Burulüs şeyde kuzey ülkelerinde falan ara oluyor ya. Finlandiya'da şurada burada. Ya lig ülkelerde. Bitiyor oralarda. İşte lig bitiyor. Ta Mart'ta falan başlıyor. 11'inde mi ne galiba. Hı-hı. İşte o bitti. 2-3 ay bilmem ne hadi kiralık alalım. Şunu bunu falan denir. Bir opsiyon konur falan. Oralardan adam bulunabilir. Ya çok iyi adamlar var ya. İnan bana var ya Stockholm'un nerede bir takımlarda inanılmaz güzel şey stoperler vardı. Müthiş stoperler vardı. Yani ben seyrediyordum şeyden o programdan. Çok güzel, çok iyi adamlar var. İşte biraz daha parayı ben olsam oraya bastırırım. İşte defansa da yatırım yapmak istemiyor Türk takımları çok fazla. Niye ya? Ya en önemli şey... Taraftar baskısın hocam. Taraftar golcü istiyor. Gol atalım diyor. Gol ya, desek de atalım diyor. Ya evet hep öyledir ama şimdi... Biraz da şey hani maç 1-0 biteceğine 4-3 bitse kazansa taraftar daha mutlu oluyor hocam. Herhalde kimse demiyor ki niye 3 gol yedik, 4 gol attık diye. Yeneyim ben de mutlu olurum. İsterse 10-12-11 yeneyim ben. Önemli değil. Ama hayır 1-0'a tercih ediyorlar hocam. 1-0 mı 4-3 mü? Ya bir gol yemesen de golü atarsın ama ya. Golü. Ya bak şimdi İzlanda maçı geliyor 3-0 yenildik ya buradan gidemedik şampiyonaya. İlla yenelim diye bir orta saha çıkarttık. Hepsi hücuma dönük. Ne oldu? Çıkarken çok güzel alkışladı abi işte bu orta saha falan. Ne oldu adamlar var ya iki tane orta sahaydı seni 3-0 yendiler. Orta saha demişken Galatasaray'da Seri'nin de ayrılacağı konuşuluyor. Enzonzi'nin durumu belli değil. Galatasaray... Enzonzi'ye kafayı taktı Fatih haklıdır. %100 yani Fatih Hoca öyle durup dururken. Hiç kimse bindiği dalı kesmez yani tamam mı? Ne yapıyorsa... Hele bir teknik adam saygı tabii. Saygı ya Fatih Hoca var ya şimdi ya kavga etti yumruk yumruğa Melo... Melo, evet. Ben olsam kovardım. Fatih'e diyorum ki helal olsun. Riera ile etti. İkisini de oynattı Fenerbahçe maçında biliyor musun? Olayı ben olsam, saklamadı hocam. Ben olsam çıktı ikisini de kovardım. O şampiyon olamazdım biliyor musun? Vallahi dedim Fatih helal olsun. Helal kriz olsun yönetimi yani. Ne iyi başardı orada. Bravo ya ne yaptın? Şimdi Enzonzi için benden değil arkadaşlarının özür dilesin gelsin. Olabilir ya kimse bindiği dalı kesmez yani ya Fatih. Yani düşün ya aferin dedim ki mesela işte... Hep bunlar bir tecrübe biliyor musun? Yani doğru. Yani bir şeyi, o krizi idare edeceksin. Gözünü kapacaksın, arkaya döneceksin. Senin için ne dersiniz hocam? Beklentinizi senin... karşıladı mı sizin bir teknik vallahi, adam ya, olarak? Adam doğru dürüst bir oynamadı ki. Bana kaç tane direkt maç oynadığını bir söyle ya. Yani ama fena bir adam değil. Şunu söyle.